Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 8 Aralık 2022. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye panel çöktüğüne dönmesi. Güneş enerjisi ürünleri ve çözümleri sunan ABD merkezi şirket Ennog'un Türkiye Müdürü Cevdet Eren, Türkiye'nin 5-10 yıl içinde güneş panelleri çöktüğüne dönüşebileceği uyarısında bulundu. Güneş enerji teknolojisine öncülük eden Çin'in satışları düşürmemek için geri dönüşümle ilgili bir hamle yapmadığını işaret eden Eren, bu konuda önlem alınması gerektiğini söyledi. Boğazlarda biriken tankerlere çözüm aranıyor. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçiş için bekleyen tankerlerin sayısı Türkiye'nin sigorta teminat mektubu talep etmeye başlamasıyla arttı. Konuyu çözmek için ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Türkiye arasında müzakereler sürüyor. Denizcilik sektörü temsilcileri de çözüm için çalışma yapıyor. Avrupa'nın batarya talebi artacak. Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kiransı, enerji günlüğüne yaptığı değerlendirmede batarya talebiyle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi, dinliyoruz. Bataryanın tabii ki mevzuatımıza girmesi yeni değil. Yaklaşık son 2 senedir tartışılan konular var. Mevzuata giren konular var. Gerek yan hizmetlerin sağlanması, gerek ticari farklı amaçlarla zaten kurulabiliyordu. Bu yeni gündemde de aslında bataryanın daha çok yenilenebilir enerji santrallerinin olmazsa olmaz bir parçası olarak, yatırımın bir ön şartı olarak girdiğini göreceğiz. Tabii bu uzun bir tartışma konusu ama şunu da söylemek gerekiyor. Bu Türkiye'deki batarya ekosistemine de, buradaki sadece bir enerji aktörü olarak konuşmuyorum, aslında bunun sanayisi açısından da çok ciddi bir fırsat sunacak. Çünkü belki de Avrupa'nın en büyük batarya talebiyle karşılaşabiliriz böyle bir mevzuatla beraber yatırımcımızın iştahını düşünürsek. Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kiraz'a yaşanan gelişmelerin kesintisiz elektrik arzındaki sıkıntıların çözümü konusunda bataryaya işaret ettiğini söylüyor. Güneş santrallerinin ömrü nasıl uzatılır? Fichtner Türkiye Müdürü Sacit Akbaş, kaliteli bir güneş enerji santrali için önleyici bakımlar, düzeltici bakımlar ve doğru bir izleme mekanizması tavsiye etti. Ekonomik ömrü 25 yıl olarak kabul edilen santraller bazı önlemlerle bu sürenin sonunda da %80 verimlilikle üretime devam edebiliyor. Elektrikli otomobil satışlarının payı %11'i aştı. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre yılın ilk 11 ayında Türkiye'de elektrikli otomobil satışları 6.214 adet, hibrit otomobil satışları da 51.504 adet olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 11 ayında Türkiye otomobil satışlarında elektrikli ve hibrit otomobillerin payı %11.4 oldu. Kömür yakan Almanya karbon yoğunluğunda Çin'i geçti. Enerji ve sürdürülebilirlik ekonomisi Olivia Manzagon, kömürden çıkış planları yapılırken ortaya çıkan karbon yoğunluklarını değerlendirdi, dinliyoruz. Size şöyle bir karşılaştırma yapayım. Evet, kömürü fazla kullanmıyoruz diyoruz. Kömürden çıkmaya çalışıyoruz diyoruz ama mecburi olarak yapılması gereken şeyler var ve bunlardan birini şu an Almanya kömür yakarak yapıyor. Geçen sene 2021 sonunda Çin'in karbon yoğunluğu 581 gram kilowatt saat başına idi. Şu an Almanya'nınkisi 629 gram. Çin'in overall tamamından daha fazla kömür gramı yoğunlukta, karbon yoğunluğu görülmekte. Bu bize bir şey söylüyor. Yani ne yaparsak yapalım, zora sıkıştığımızda mecburen ülke ne kadar biz yenilenebilir kaynaklara yöneleceğiz dese de günün sonunda bazen bu şekilde kömürle karşılaşabiliyoruz. Enerji ve sürdürülebilirlik ekonomisi Manzagon, mecburi olarak yapılması gereken şeyler var, Almanya da bunu yapıyor dedi. Almanya'nın varlık devri Rosneft'e darbe vurdu. Rus petrol üreticisi Rosneft'in Almanya'daki varlıklarının federal ağ ajansına devredilmesinin ardından şirketin net gelirinde %15 düşüş yaşandı. Rosneft düşen Avrupa petrol ihracatından sonra yönünü Asya'ya çevirerek petrol sevkiyatına başladı. İran'dan yeni petrol rezervleri keşfi. İran, ülkenin güneybatısında yeni petrol rezervi keşfetti. Keşfin büyüklüğüyle ilgili detaylar ileri bir tarihte açıklanacak. Bu arada İranlı uzmanlar ülkenin güney sularında tahmini 850 milyar metreküp doğalgaz içeren bir açık deniz keşif bloğu üzerinde de araştırmalarına devam ediyorlar.
Çin'in kömür ithalatı Kasım'da arttı. Dünya kömür tüketiminin önde gelen ülkelerinden Çin'in kömür ithalatı bu yılın toplamında azaldı. Bununla birlikte Çin'in kömür ithalatı kış dönemi için stok yapılmasına yönelik alımların etkisiyle 2022 yılı Kasım ayında %11 artışla 32 milyon tonun üzerine çıktı. İTÜ 7 enerji hocası arıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü ile çeşitli fakültelerde görevlendireceği elektrik sistemleri, petrol, doğalgaz, enerji verimliliği, nükleer ve güneş enerjisi konularında uzman 7 kişi öğretim üyesi olarak işe alacak. Başvurular en geç 29 Aralık 2022 günü gece yarısına kadar İTÜ'ye ait web sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Değerli dinleyiciler, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne getirdiği fiyat sınırı ardından Çin ve Hindistan Rus petrolü alımına devam edeceklerini açıkladılar. Nurol Teknoloji güneş elektriği kullanacak. Nurol Teknoloji Ankara'daki fabrikasının elektrik ihtiyacı için Polatlı ilçesinde 7 megawattlık güneş enerji santrali kuracak. Yaklaşık 7,5 milyon dolar değerindeki proje kapsamında üretilecek elektriğin tamamı şirketin öz tüketiminde kullanılacak. Biotrend yeni bir şirket kuracak. Biotrend yenilenebilir enerji santralleri kurulumu yapması için %100 bağlı olacak şekilde yeni bir şirket kurmayı planlıyor. 1 milyon lira sermaye ile kurulacak şirket Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi Anonim Şirketi unvanına sahip olacak. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları dün yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yönünü yukarı çevirdi. Rus petrolüne uygulanan fiyat sınırlaması Çin ve Hindistan gibi büyük alıcılar uygulamaya katılmadığı için beklenen etkiyi yaratmıyor. Uluslararası piyasalarda Brent tepe petrol 78 dolar düzeyine gerilerken Batı Teksas tipi WTI ise 73 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 9 Aralık 2022 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 3.342 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 08.09 dilimi için 4.800 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 03.04 dilimi için 1.625.72 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteniniz sundu.